Günaydın. Sıcak mı? Yandın mı? Dikkat, niye? Kapatayım mı? Güneş mi geldi? Günaydın. Azıcık kapatayım. Evde bir tek Poyraz uyandı. Ben de ona kahvaltı hazırladım. Yumurtalı ekmek yaptım, salata kestim. Sütünü de iç, tamam mı Poyri? Afiyet olsun. Dün akşam misafirlerimiz vardı, o yüzden bulaşık makinesini boşalttım. Akşam koymuştum. Levent'le topladık gece. Hadi ye bakalım yemeğini. Beyefendi kahvaltısını dışarı istedi, Efe Bey. Ona yumurta kırdım. Babasına götürdü. Orada ediyorlar kahvaltıyı. Tekrarse Levent dışarıda bekliyor. Birlikte bahçe için tohum ve çiçek almaya gideceğiz. Bahçeye bir şeyler ekeceğiz. Çocuklar yukarıda oynuyorlar. Şimdi onlara bir şeyler hazırladım ben. Onları vereceğim. Bu arada dün hediyelerim gelmişti. Arkadaşlarım sağ olsunlar hediyeler falan getirmişler. Onları açtım, yerleştirdim. Ortalığı topladım. Öğlen olacak neredeyse. 12 falan saat. Dedik birlikte hava da güzel, hani gidelim bir şeyler alalım. Tohum falan. Böyle nane falan ekmek istiyorum yine. Geçen sene yapmıştım ya. Geçen sene çok verimli olmadı. Bu sefer toprak da aldık. Onları halledeceğiz demek ki. Kedi o kedi. Kedi arabanın üstüne tırmanmış da. Öyle küçük küçük, ne küçük şeyler ya var. Evet evet. Yani ince demek istiyorum. Küçük derken çizgiler oluşmuş. Gördüm ben kediyi de, hiç dedim böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim yani. Tırnaklarıyla çizmiş. Bakalım dene çıkacak mı? Kapattı şimdi. Olmadı, boyattırırız artık. Boyatmak iyi bir şey değil. Ama ne yapayım, böyle çizik mi kalacak? Mecbur boyattıracaksın. Yani çözüm olarak. En azından bir kısmını, üstünü, çizik olan yerlerini. Ama çıktı gibi gözüküyor ama var, şurada biraz var. Ya. Şurada bu, biraz var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Daha sağlamı var ya. Dene bakalım, belki çıkar. Kahve camın önünde. Hava güzel. Bununla gidecekmişiz. Gel hadi. Tohum almaya geldik. Maydanoz falan var. Naneyi bulamadık sadece. Çiçek tohumları var. En çok nane lazım. Nane de kalmamış sanıyorum. Marul aldım şundan. Thyme, kekik. Olabilir. Şöyle küçük kabaklardan falan var. Bu ekilen şeyler genelde bitmiş. Hangisi? Bu da tanıdık geliyor. Bu bir nane çeşidi ama bizim kullandığımız nane değil. Bizimki normal nane. Şunu arıyoruz. Başka. Thyme, al. Buldun mu? Ondan da al birkaç tane. O kekik. Kekik mi bu? Hı-hı. Hadi ya. Evet, evet. Kurutuyorsun yani. Evet. Toprak aldın mı sen? Toprak var bu, bak. Var mı? Halletmiş. Yapma. Almış toprak ama burada da ucuz he. Daha mı uygun almışsın? Bunlar 20 litre. 40 sevdiğimi o fiyata. Okey. Öyle bahçe süsleri aldık Ekşin'den de. Meyve mi bu? Çeri domates ama sarısı. Böyle sarı domates. Kırmızısı da var. Ha, biber. İşte kırmızısı da var. Bak biber. Acı biber istiyor. Ya bana nane lazım, nane. Nane yok ama. Aa bak, şunlarla yazar mıyız üstüne ne olduğunu? Hmm. Böyle yazılıyor. Birkaç tane al da yazalım. Ya da şöyle bak, label. Böyle bir paket. Al yazalım üstüne neyle bence. Neyle yazılıyor buna? Şey, tebeşir mi neyle? Tebeşir akar. Çizerek yazıyorsun böyle. Ha. Şöyle bir tane alalım. Yazarız üstlerine ne olduğunu. Okey. Bahçeye çok tatlı süsler aldım. Başka? Yeni arkadaş aldım kendime. Yeni arkadaşım. Yeni kanka. Sen kanka mı? Hala yeni görüyoruz. Güzel. Evet. Gidelim bakalım. Şöyle bir yere geldik. Burada da bahçe şeyleri varmış, böyle çiçek miçek. Buraya da bir bakacağız. Çok gezdim ben burada geçen sene. İşte bir şey arıyordum. Ben çiçek, burayı ilk defa görüyorum. Ağacı varmış burada. Elstar. Tane. Evet evet, var bizde elma ağacı. Avanta. Onlar soğan bak. Bunları bir kere dikiyorsun. Her sene çıkıyor. Ablanın bir kere dikiyorsun. Çok var soğan.
Nane buldum ama değişik bir nane. Emin olamadım yani ne olduğunu. Şunu asayım. Taze soğan da bulmuş Levent. Taze soğan da mı var orada? Yok sen aldın ya taze soğan. Bir de şey arıyorum. Semizotu arıyorum ama semizotu bulamadım. Feldsla diye geçiyor. Taze soğan bunu değil mi zaten? Bu organik bunlar ha. Bunlar daha pahalıdır. Evet. Bak organik yazıyor ya. Burası acayip numara. Pahalıymış yalnız. Ne oluyor ki 4 numara? Arkada da aksi maksi yazıyor. Bakacağım. Bak felsla bu semizotu. Bak felsla. Bu semizotu işte. Tamam, İçinde bunlar... de fidanlar varmış herhalde. Burada böyle çim biçme makineleri falan da var. Var mı fidan? Ha, meyve ağaçları falan var. Toprak var. Şu bahçe arabaları. Elma, armut. Çok bir şey yok. Yok. Bir şey kalmamış pek fazla. İnternet'e gidelim olmazsa buradakinden bakalım. Şöyle soğan aldık bu sefer. Karışık. Nane mesela daha çabuk olur kesmedi. Diye. Nane iki taneyle olmaz. Nane alalım diyorsun. Okey bunları arabaya koyalım. Olmaz. Ama ha, soğan böyle aldım. Şurada da bahçe malzemeleri satan bir yer var. Oraya da koyacağız. Çiçekler birer euro böyle. Biraz ölenler falan var ama ben onları temizliyorum ve içleri böyle şey tomurcuk dolu. Birkaç tane seçtik. Yani bunlar sezonluk biliyorsunuz. Bunlar seneye kalmazlar. Ama olsun şimdi güzel renkli oldukları için hani kenarlara dikelim dedik. Güzel dururlar. Yoksa kum kat mı? Sitrus diyor şey. Limon. Burada çilekler var. Çilek aldık. Çilek tohumu aldık. Şeftali ağaçları falan var. Bahçe kısmında oluyor. İncir olabilir o. Bilmiyorum yaprağını benzettim yani. Bakalım burada neler var. Uçsuz bucaksız ağaçları bu tarafta. Anlamadım. Önce Action'a gidelim. Action'a. Okey. Hemen şuradan yol var. Ama orada galiba yoktu elektrikli. Öteki Action'da oluyor. Ne yani? Burada yoktu burası galiba bakalım. Efe'yi aradık da mangal yakalım mı diye. Çok sevindiler. Biz de bir şeyler alacağız şimdi. Eve geçeceğiz. Çocuklara mangal yakacağız. Evet. Baba. Baba iş baba. Başında. Challenge yapıyoruz. Küçücük arabaya daha ne kadar bir şey yükleyebiliriz. Şöyle bir şey aldık. Bizim bunun küçüğü vardı da büyük bir şey lazımdı. Böyle bir kere de her şey pişirsin diye. Hem de Poyraz'ın doğum gününde de kullanacağız. Şimdi de kullanırız deneriz. Bilmediğim marka da çok önemli. Gücü evet. Verip pişirmiyor. Bir tane vardı bize o pişirmiyordu. Bu bilmiyorum güzelmiş. Deneyeceğiz şimdi eve gidince. Bir şeyler aldık çocuklara. Mangal falan yakacağız. Hava güzelken. Çünkü bu aletler... Valla Levent bahçede mangalı açıyor. Aldığımız o elektrikli mangalı. Ben de sucuğu falan kesin. Küçük ekmek istiyorlar çocuklar. Böyle Türk ekmeği de aldım yumuşacık. Özledik. Yağmur falan yağmadan bir halledelim şu işi. Pişirelim. Yine içeride yeriz. Problem yok. Şimdi bizim mangal yapacağımızı duydu ya hava hemen yağmur yağar. Zaten kapattı. Nasıl güneş vardı. Birdenbire karardı. Dedim çabucak yapalım yesin çocuklar heveslerini alsınlar. Canları çekti herhalde. Vallahi güneşi gören zaten bahçeye çıkmış. Bahçeler falan komple dolu. Şöyle geçerken bir baktım ki herkes bahçede oturuyor. Özlemiş millet. O kadar çok soğuk yaptı ki bu sene hava. Hep yağmur 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 günlerce hiç durmadı. Azıcık güneşi gören ya dışarıda şu bahçe malzemeleri satan yer de çok doluydu. Herkes bahçesine bir şeyler alıyor herhalde. Çiçek, böcek bir şeyler ekmeye. Biz de bayağı bir şey aldık. Yeşillik, meşillik. Bütün sezonun yeşilliğini bahçeden yiyeceğiz inşallah bu sene olursa. Geçen sene pek olmadı da ondan önceki sene bayağı yedik. Rokasından taze soğanına kadar bayağı fazla çıktı. Geçen sene herhalde biz gübreli toprak almadık. Ondan olmadı. Bu sene toprak da aldı Levent. Bizimkiler çıktı piyasaya. Bahçede futbol oynuyorlar. Ben de eşinden şöyle bir şey aldım. Geçen gün böğürtlenleri yıkacak bir şey bulamadım da. Ne aldım? Bir de yeni sehpalarım çiziliyor. Şöyle bardak altlıkları aldım. Bunları oraya koyacağım. Kahvemi falan koymak için. Bayağı bir alışveriş yaptık yine ama genelde şey tohum falan aldık yani. Bir de bahçe süsleri aldım çok güzel. Ama güzel olunca nasıl çıkıyorlar odalarından? Futbol oynuyorlar beraber.
Bizim baklar da şurada. Bakın oraya birkaçını oraya yapacağız. Hemen de oraya koydum mangalı. Şunları yerleştireceğim de. Yine eski usul döndük yani. Yaz geliyor. Yazın habercisi bu. Kahve içerken kahve leke yapıyor. O yüzden şuraya koyacağım. Bir tanesini de öteki tarafa koyayım. Şöyle. Misafirlerim vardı ya, patates salatası kaldı birazcık. Onu yiyelim, bitirelim, dökmeyelim. Ben bir de böyle bir salata yaptım, çoban biraz salata. Biraz da şehriye salatası var ama onu sevmiyor çocuklar. Baklavamız da var yine dünden kalma. Bu arada bunları koydum, böyle yıkayayım diye aldım bunu. Küçük kocaman süzgeçte yıkadım geçen gün de, o yüzden aldım. Güzel oldu bence. Yani çiçekleri dizmiş oraya. Oraya dikecek herhalde. Onun tarzı 1 euroydu yani. Bayağı ucuzdu Praxis'te. Oldu mu? Olmak üzere galiba. Telefon ettim Efe'ye. Efe dedim mangallık bir şeyler alalım mı? Bir sevindi, bir sevindi. Oh dedi, ne güzel yaz geldi. Şimdi benim arkadaşlarım vardı. Akşam bütün gece sallıyorlar bana. Oturduk. Erkekler gittiler dışarıda bir şeyler yediler. Bayanlar da burada oturduk. Böyle ben işte kısır börek falan yapmıştım. Böyle muhabbet ettik gece yarısına kadar. Çok güzel geçti. Çok güzel bir arkadaş grubum oldu. Çok memnunum hayatımdan yani şu an için. Ve hepsi genelde, yani geneli Türkiye'den gelen insanlar. Yani benim gibi orada doğup orada büyümüş, orada okumuş. Sonradan buraya gelmiş insanlar. O yüzden kafalarımız da tut. Gerçekten uzun zamandır böyle çok hoşuma giden bir akşam oldu. Önümüzdeki haftada bayanlar matinası var. Oraya gideceğiz inşallah. O daha farklı bir şehirde. Yani buraya bir 25 kilometre falan. 2-3 araba gideceğiz. Orada da eğleneceğiz gibi gözüküyor yani şimdiden. Hep böyle kafa dengi insanlarla olunca çok eğlenceli oluyor. Makine sağlam kızartmış. Çok güzel görünüyor. Çocuklar hadi. Geliyorlar bizimkiler de. Şimdi Levent bir saattir uğraşıyor. Bu bakları ekti. Şunları da şöyle koyduk. Nerede ne oldu? Burada semizotu ektik bu tarafa. Bu roka. Yok, nanenin bir çeşidiydi galiba. Tabii naneydi bu. Bu da nane. Naneyle rokayı yan yana ekmiş. Bu bizim eski olan da kapağı yok. Bu yeni aldıklarımızın hepsinin kapağı var. Dereotu ekmiş. Şurada kekik ve roka var. Çok güzel kokuyor ya. Kokuyu size gönderebilsem. Burada ne ekmiş bakalım. Aa, çileklerimiz var burada. Çilekleri ekmiş. Şöyle. Kapatalım. Ya kapatmayınca, kapaklı olmayınca kuşlar yemleri yiyor. O yüzden kapaklı olması çok iyi oldu. Burada fesleğen var. Şurada ne var? Orada yine kıvırcık, göbek, salata. Öyle bir şey. Hani marul marul. Türkçesi marul. Marul ekmiş şuradan. Şuraya ikisini de buraya ekmiş. Öyle yani. Bunlar çok iyi oldu kapaklı, dediğim gibi. En azından kuşlar tohumları yemiyor. Geçen sefer tohumlara da dalmışlardı. Bitirdiler tohumları daha çıkmadan. Bu havaya bakın, çünkü böyle birazcık zor bulursunuz bu havayı. Hep yağmur ya. Buraya da ektik. Küçük soğanlar almıştık ya, onları buraya ektik. Karışık kırmızı, sarı, beyaz soğan. Burada taze soğan. Burada yine şey var. Basilikum. Fesleğen oluyor. Makarnaya çok güzel oluyor. Burası da letüs. Yani karışık kıvırcık böyle marul çeşitleri falan var. Hatta reyhan da olacak içinde. Şuraya da şöyle karışık ekmiş. Bir de şu vardı. Bunu Action'da bulmuştuk. Bunun içinden ne çıkacak bilmiyorum. Bunu böyle açıyorsunuz. Bu hazır yani. Saksıya falan ihtiyacı yok. Tohumu da içinde, suyu veriyorsunuz. Bilmiyorum hangi sebze var ama bunda da sanırım yeşillik var. 3.99'du. Bayağı uygundu toprağıyla birlikte. Bunu da aldık. Bu arada nereye kış bahçesi yapılacağını soruyorsunuz ya. Buraya değil. Buraya bir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü oraya çok güzel güneş vuruyor. Şemsiyem var. Evin içi karanlık olsun istemiyorum. Bakın bu var ya, şu. Jacuzzi'nin olduğu yer. Burası biraz daha böyle sonuna kadar büyük bir kış bahçesi yapılacak. Jacuzzi de içinde kalacak ve orası yeri de beton olacak, taş olacak. Ve ısıtma gelecek oraya. Isıtma olduğu için de o zaman jacuzziyi kullanabiliriz. Şimdi jacuzzi dışarıda olduğu için kışın kullanamıyoruz. Yani çok soğuk dışarısı. Şuraya kadar, sonuna kadar kapatılırsa böyle
komple cam her tarafı. O zaman içi de sıcak olursa kullanabiliriz diye düşündük. O tarafa da bir oturma grubu alırız. Hem de misafir gelenler falan hani sigara içmek için dışarı çıkıyorlar. Evde sigara içilmiyor. Burası güzel bir alan olur diye düşündük. Zaten kör bir nokta, pek kullanılmayan bir yer. Bu tarafı yapacağız ve dış cepheyi Ayhan abi yapacak. İşte dış cephe kaplanacak. Ramazan'dan sonra muhtemelen başlayacak. Çiçekleri daha ekmedik. Onları da ekeceğiz. Onları da bu köşeye ekeceğiz. Bunlar sezonluk olduğu için şu köşeye yapalım. En azından renkli olsun diye düşündük. İncir ağacımız vardı. Onu evin içine bahçeye dikmeyin dediler. Onun için hemen dışarı dikecek. Şunları da kapının önüne aldım ya. Şimdi bunları da birlikte kapının önüne koyalım. Bu lamba arkadaşlar yanıyor. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Şuradan göstereyim. Şurada bir yerden. Şurada güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu 6.99 ya da 7.99 olması lazım. Uygundu fiyatı. Bu da 10 euroydu. Çiçeği de verdim 3 euro. Bunları da giriş kapısına koymak istiyorum. Bunları da böyle giriş kapısına koydum. Posta kutusunun altına. Bence güzel durdu. Şu karşıya da koyabilirim aslında. Şu lambayı karşı tarafa. Şuraya da koyabiliriz. Bence güzel olur. Tatlış durur yani böyle. Böyle yaptım. Şurada bir tane welcome'um var. Kışın oraya kardan adamı koyuyorum. Yazında taze çiçek alıyorum. Ona çiçek almam gerekiyor. Bir o kaldı yani. Bence tatlı oldu ya giriş kapısına. Çocukları yukarı yolladım. Onlar kuduruyorlar. Birbirlerini kovalıyorlar evin içinde. Banyo yapacaklar. Ondan sonra onlara yatıracağım ve yarın okul var. O yüzden videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.